merhaba, ben Büşra Bektaş. 1995 yılında Bursa'da doğdum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 2017 yılı İktisat bölümü mezunuyum. Belli bir süre iş arayışında bulundum. Daha öncesinde hep kurumsal tarafta çalışmalar yürütmeyi hedeflemiştim. Ama mezun olduktan sonra bu alanda iş bulamadım. Sonrasında farklı alanlarda, farklı departmanlarda faaliyet gösterdim. Yine iletişim odaklıydı ama sektörler oldukça farklıydı. 2020'nin Eylül ayında arkadaşımla birlikte bir video CV çektik ve ben bunu LinkedIn üzerinden kendi kanalımda paylaştım. Bu bayağı bir inovasyon yarattı. Paylaşımları çok fazla oldu, izlenme sayısı çok fazla oldu. Onun sayesinde de aslında hem kurumsal tarafta hem de startup tarafında oldukça farklı şirketlerle görüşme deneyimi elde ettim. ...2020'nin Aralık ayında oyun sektörüyle tanıştım. Oradan birkaç firmayla birlikte mülakatlar gerçekleştirmiştik ve Trifless Games'te 2020 yılının Aralık ayında start verdik. Başlangıçta remote olarak başladık. Sonrasında 10 ay kadar bir süre sonrasında İstanbul'a taşındık. İstanbul'da ofisimizi açtık. Orada da tam zamanlı çalıştıktan sonra yollarımızı ayırdık. Ve ben yine oyun sektörünün içerisinde insan kaynakları danışmanlık hizmeti veren Zindo HR'a geçiş yaptım. Burada da yaklaşık 7-8 ay çalıştıktan sonra orasıyla da yollarımızı ayırdık. Ve ben şu anda biraz daha aslında bağımsız devam ediyorum diyebilirim. Oyun üretimi dışında, yani PC oyunu olsun, mobil oyun olsun, bu alanların dışında tüm süreç yönetimleriyle ilgili çalışmaları yürütüyorum diyebilirim. Pozisyon açığı olduğu zaman o pozisyonun doldurulmasındaki aday yönlendirmelerini sağlıyorum. Çalışan motivasyonu, çalışan bağlılığı gibi konularda da işte oyun üretimi dışındaki kalan tüm süreçlerde de çalışmalar yürütüyordum. Bunlara işte satın alması, sosyal medyası, pazarlaması da dahildi. Hem HR hem PR diyebiliriz. Oyun sektörünün dinamiği aslında bu tarafta biraz daha farklı oluyor. Çalışma konusu, yani çalışma saatleri bakımından haftanın yine 5 günü ama bazen bu hibrit sisteme dönüşebiliyor. 3 günü ofisten, 2 günü uzaktan çalışabiliyoruz. Ya da tamamen remote çalışabiliyoruz ya da tamamen ofiste tam zamanlı çalışabiliyoruz. Saatlerde esneklikler oluyor. Oyun sektörünün içerisindeki arz talep dengesi biraz farklı olduğu için de maaş skalası yönünden diğer sektörlere göre başlangıç ücretleri biraz daha yukarıda oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de özellikle çok dinamik, yani oyun sektörünün içeriği çok dinamik ve burada gerçekten kaliteli işi bilen insan bulmak çok zor. Bu yüzden de dengeler biraz dağılıyor. O yüzden de bu da ücrete tabii ki de yansıyor. Lisans eğitimim benim dönüm noktam oldu diyebilirim. Eskişehir'e gelmeden önce çok farklı kafa yapısına sahiptim ve Eskişehir beni bu konuda besledi, farklı bakış açıları açtı ve vizyonumu genişletti diyebilirim. Burada okulda bulunduğum süre boyunca katıldığım eğitimler, katıldığım öğrenci kulüpleri bana gerçekten katma değer yarattı. Çünkü öncesinde hani biraz daha iletişime kapalı olan biri olarak burada iletişimin nasıl kurmam gerektiğini, kendimi nasıl ifade etmem gerektiğini öğrendim. Okul hayatım aşırı aktif geçti ve ben şu anda o zamanki aktifliğin aslında getirisiyle birlikte daha sağlam adımlarla ilerliyorum diyebilirim. Bundan sonrasında oyun sektörü içerisinde 2 yıllık bir tecrübem var ama oyun sektörü çok hızlı geliştiği için aslında bu 2 yıllık network yaklaşık 4-5 yıla eşit. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte aslında oyun sektörü bayağı bir ivme kazandı. Bu noktada da bundan sonraki çalışmalarımı yine oyun sektörü içerisinde kendi danışmanlık şirketimi kurarak burada da hem aday yönlendirmesi hizmeti hem de şirket kültürü, çalışan bağlılığı, çalışan motivasyonu kapsamında çalışmalar yürüterek aslında adım adım kendi şirketimi kurmak istiyorum. Bu tarafta çalışmalar yürütmek istiyorum. Müzik
Eskişehir'de derslerin yanı sıra öğrenci topluluklarında ya da STK kuruluşlarında gönüllü olarak yer almalarını tavsiye edebilirim. Bu hem iletişimi güçlendiriyor hem de kişisel gelişimimize katkı sağlıyor. Ben buradan mezun olalı 5 yıl kadar oldu ve hani şu anki Büşra'yı inşa eden zamanlar aslında öğrenci olduğum zamanlardı. O zaman derslerin yanı sıra kendime ne kattıysam şu anda onunla birlikte ilerliyorum. Ve hani buradaki tüm sürecin, Eskişehir'in her anının, her gününün değerinin bilinmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten buradaki değişim, dönüşüm çok çok önemli.